Sabah sabah buraya niye toplandığımızı merak ediyorsunuz değil mi? Bunlar ne filan diye soruyorsunuz. Hepiniz yıllardır yanımdasınız. Ölümüne yanımdaydınız, şahit oldum. Bugüne kadar yaptıklarınız için, emekleriniz için sağ olun. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Ne oluyor ya? Tövbe tövbe. Abi işlerine mi son veriyoruz? Hayırdır? Yok öyle bir şey. Buraya beraber geldik, beraber gideceğiz. O ayrı. Ama işlerimizi bundan sonra biraz farklı yapacağız. Hepiniz en az 10-15 yıldır yanımdasınız değil mi? İstanbul'un en karanlık çukurlarına girdik birlikte. Böyle yenemezsiniz dedikleri bir sürü adamı yendik. Vurduk, vurulduk. Birlikte kurşun yedik ama ölmedik. Bir avuç garibandık. Büyüdük. Para kazandık. Aklımıza, hayalimize gelmeyecek bir hayat yaşadık birlikte. Sayende abi. Tabii Allah'ın yardımıyla. Ben Allah'ın bize bahşettiği hayatı güzelce, insanca yaşamak istiyorum. İnsan gibi. Anladınız mı? Bak her şeyimiz kayıtlı ve yasal olacak. Şaibeli hiçbir işe karışmayacağız. Herkesin borcunu sildim. Bundan sonra bize kimsenin borcu. Gider söylersiniz sahiplerine. Bizim zaten bugüne kadar mazlumla işimiz olmadı. Sadece iş adamı olacağız bundan sonra. Tamam mı? Hepinizi şirkette uygun pozisyonlara getireceğim. Bunların prosedürlerini konuşuruz. Abi, biz şirketten falan anlamayız. Biz sert adamlarız. Biz dövüşmekten anlarız. Şirket falan bizi bozar. Hem biz ne yapacağız şirkette? Yani hangisini hangi pozisyona getireceğiz abi? Ortalamamızı al, ilkokul mezunu. Biz ne anlarız şirket işinde? Bak anlatıyorum işte. Tertemiz bir sayfa. Ana sütü gibi tertemiz. Böyle bir hayat yaşamak istiyorum efendim. Öyle silahlı milahlı işimiz olmayacak. Ben kimse bizden korksun, çekinsin istemiyorum bundan sonra. Tamam? Ne? Ne? Silah mı bırakıyoruz? Evet. İlk ben başlıyorum. Ön teker nereye giderse arkada oraya gelir. Hadi bakalım. Abi ben haddimi aşmak istemiyorum. Ama bizim silahı bıraktığımız hemen duyulur. Düşmanlarımız palazlanır. Önüne geçemeyiz. Açık veririz. Oğlum bizim paramız var. Hem bizim burada düşmanımız yok ki. Bir anam var. Ona da bakacağız. Abim, sana canınız feda. Ama bir daha mı düştün sen? Bak burası yol ayrımı. Bugün benim sözümün üstüne söz konuşanla yollarımız ayrılıyor. Gidene saygı duyarım, o ayrı. Şimdi benimle misiniz değil misiniz karar verin. Ama bu şartlarda ha. Anca beraber, kanca beraber. 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 Eyvallah. Daha yeni başlıyoruz. Hadi bakayım, beyaz yakalılar. Alın kahvelerinizle bir toplantı yapalım hadi. Eğer sen kardeşini geri kazanmak istiyorsan, beni ve bu savaşı kazanmak istiyorsan, tek yol bu. Bütün gece düşündüm. Sen haklıydın. Bazı kapılar kapanmak zorundadır. Ve o kapıları bir kişi kilitleyebilir. Deva, hadi gel, kahvaltı hazır. Geliyorum. Allah'ım inanamıyorum.
olsun sana. Deva. Geldim. Geldim. Kızım sen neye hazırlandın? Nereye gidiyorsun yine? Şey baba, dedim ya şirketler görüşmeye çağırdı falan. Onlardan birine gideceğim şimdi. Bana yalan söylemiyorsun değil mi? Hoş geldiniz Deva Hanım. Hoş bulduk. Aç. Ne bu? Aç bakalım sen. Bak ben 17 yaşından beri silah taşıyorum. Gerektiğinde de kullanmaktan çekinmedim. Yani at avrat silah düsturu. Yerleşmiş bir defa. Öyle yetiştik. Ne yapalım? Şimdi bu evdeki bütün silahlar şu an burada. Adamlarımınki de dahil. Bir daha bunları el sürmeyeceğiz. Yani işlerimi zekamla, bileğimin gücüyle halletmeye çalışacağım. Canavarlık da yapmayacağım. Yani inşallah. Tamam mı? Ben bize inanıyorum. Güzel. Her şey inanmakla başlar biliyorsun. Burada yeni kuracağımız markanın prosedürleri var. Kendi adıma mı olacak marka? Evet. Ben öyle uygun gördüm. Gayet güzel, neden olmasın? Hem sen de bir markasın. İmzalamayacak mısın? Bu imza için bir seremoni falan yaparsın diye düşünüyordum. Seversin ya sen öyle şeyleri. Yapmadığımı nereden biliyorsun? Lansmanımız yarın 2'de. Kimseye söz verme. Bakayım. Öyle kalabalık değil. Küçük bir grup davet ettim. Kaliteli insanlar. Ama tüm tekstilciler duyacak merak etme. Bu kadar emindim yani geleceğimden. Söz verdiğin için evet. Sen de benim gibisin. Sözünden dönmezsin. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi iki ortak. Şöyle güzel bir yemek yemeyelim mi? Vallahi çok isterdim ama ben o aklımı yerine saklayayım. Babam şimdi burada olduğumu bilmiyor. Ama bak benimle çalışacaksan babana söylemen lazım. Yani imzayı attığıma göre bence de söylemem lazım. Eve gidince konuşacağım. Tamam o zaman. Seni köye göndereyim öyleyse. Vefa. Deva Hanım'ı köye bıraksınlar. Ben kendim giderim. Hayırlı olsun tekrar. Hayırlı uğurlu olsun.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.